Şimdi kıymetli kardeşlerim, bazen cennet fırsatı kapımızın önüne geliyor. Şeytan bir taraftan diyor ki, dünyanın bütün fakirlerini sen mi yetişeceksin? Boş ver diyor, kaçıp gelmişler diyor. Bizi hayırdan engellemeye çalışıyor. Bizi fakirlikle korkutmaya çalışıyor. Bizi yapmamız gereken iyiliklerin önünde engel olmaya, perde olmaya çalışıyor. Şeytanı dinlememek, Rahmani olan sese kulak vermek lazım etrafımızdaki etrafımızdaki muhtaç olan insanlarla yani amel defterini ne ile dolduruyor insan kıymetli kardeşlerim var mı ibadetin zikrin duan gecenin yarısında uykunu bölüp de ettiğin secdelerin var mı hiç kendilerinin haberi olmadığı zaman olmadığı halde mazlumlar için sıkıntısı olanlar için hastaları için ettiğin duaların var mı ziyaret ettiğin hastalar gönlünü aldığın büyükler yaşlar var mı hizmetinde ihmal etmediğin annem baban, hasta olduğu, yatalak olduğu, bakıma muhtaç olduğu için kimsenin yanına almak istemediği bir yakının, bir aile büyüğün evine alıp da cennet kapısı olarak ona büyük bir saygıyla bakımını üstlendiğin bir insan var mı? Neyle gideceksin yani? Ne biriktiriyorsun? Dünyadaki, dünyadaki hedeflerine çalışmadan ulaşamıyorsun. Almak istediğin bir evse, almak istediğin bir araçsa, almak istediğin başka bir şeyse, bedelini ödemeden alamıyorsun. Sonsuz cennete sen arzu duyuyorsun, sonsuz cenneti hedefliyorsun. Sonsuz, içinden ırmakların akmış olduğu, ölümün olmadığı, mutsuzluğun olmadığı, hastalığın olmadığı darlığın, borcun, tasanın, kederin olmadığı ebedi cennet hayatı için ne biriktiriyorsun diye sorulacak bize. Soruluyor da bize. Ne biriktiriyoruz? Neyimiz var yanımızda? Kıymetli kardeşlerim, her birimizin, her birimizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın el keyyisu men dâne nefse ve amile lima ba'del mevt akıllı insan, kendisini hesaba çeken, öldükten sonrası için hazırlık yapan insandır ifadelerine uygun biriktirmemiz, yığmamız, yani ahirete hazırlık yapmamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim.